Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere Mevlana'nın şehri Konya'nın güzel şey ilçelerinden Akşehir'deyiz. Nasrettin Hoca'nın memleketindeyiz şu anda. Farklı sektörlere yer veriyoruz. Uzun yıllardır bölgede kurumsal kimlikte hizmet veren 4 yol plastik ambalajdayız. Halil İbrahim Bey yanımızda. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar Sinan Bey. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun bizi burada misafir ettiğiniz için. Ne demek? Hoş geldiniz siz de tekrar. Çok sağ olun. Şimdi Nasrettin Hoca'nın da memleketi burası. Şakalı, esprili konuların geçtiği de bir bölge. Şimdi biz de farklı sektörleri ekranlara taşıyoruz. Sizi önce bir tanıyalım. Nasıl başladınız bu işe? Sizden bir dinleyelim. Sonra detaylara geçeceğiz. Evet. 1985 doğumlu. Akşehir'de doğdum. Ve yaklaşık olarak 20 yıldır bu sektörün içindeyiz. 2000 yılında market parakende sektöründe başlayıp 2002 yılında biz bu işi toptan ve parakende işine çevirdik. Daha çok plastik ve ambalaj sektörüyle ilgileniyoruz. Güzel. Ama temel işimiz bu artık. Tabii. Babanız ve abiniz var bu işin başlangıcında. İsimlerini zikredelim. Tabii. Babam Zeki Uyar. Babam marketle başladı 2000 yıllarında. Daha sonra 2002 yılında abimle ve ben marketten ayrıldıktan sonra toptan plastik gıda ambalaj sektörüne geçiş yaptık. Daha sonra da abim tabii kendi farklı sektör kurduğu için bizden ayrıldı ve ben devam ettiriyorum. Devam ettiriyorsun. Tabii. Abinizin adı neydi? İsmail Uyar. Hem babaya hem abinize teşekkür edelim. Şimdi siz marketçilik yaparken mi bu sektörü bir tanımış oldunuz? Nereden esinlendiniz bu sektöre giriş hikayesi? Ya piyasada belli bir açık olduğunu hissettik ve bu piyasaya bu ürünlerin, bu malzemelerin girmesini düşündük. Kısacası bir Ar-Ge çalışması gerçekleştirdik. Yani evet. Tabii abimle beraber. Daha iyi hizmet verebilmek için ve yakın olduğu bölgelere daha iyi hizmet verebilmek için bu sektöre girdik. Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi mi? Memnun musunuz? Şükür. Memnunuz tabii. Bu pandemi dolayısıyla tabii biliyoruz malum. Şu anda sizin sektörünüz biraz daha revaçta. Tabii bizim sektörümüz biraz daha hızlandı. Tek kullanımlı ürünler biraz daha ağırlıklı olduğu için bu ürünlere tabii karşı tarafta ağırlık veriyor. Önce başlıklar alalım. Neler satıyorsunuz? Yani müşterili portföyünüze neler yönlendirebiliyorsunuz? Tek kullanımlı ürünler, kağıt, poşet, köpük tabak, karton bardak, tabak, çatal, kaşık. Bu gibi ürünleri piyasaya nihai sunuyoruz. Nihai tüketiciye. Tabii. Nasıl bir sisteminiz var? Sizin saha ekipleriniz de var. Önce bir rut geziliyor. Sonra bir daha bir dağıtım var. Onu bir anlatalım mı şu an? Tabii. Şimdi sevk edecek olan arkadaşlarımız zaten önden hazırlığını yapar. Ve daha sonra da pazarlama ağı dediğimiz ben ve pazarlama arkadaşımız siparişlerini oluşturur. Daha sonra sevk alanına verir ve depodan tüketicilere sevk halinde ulaşır. Belli bir tarih belirliyorsunuz. Tabii. Bir gün. Siparişleri mesela bir gün önceden, iki gün önceden alırız ve ikinci gün veya üçüncü gün ellerine ulaşır. Hızlı bir ağımız var. Güzel. Tercih etmelerin sebebi zaten odur. Müşteri memnuniyeti önemli. Tabii ki de. İstikrarlı bir firma olduğumuza kendimiz de inanıyoruz. Tabii müşterilerimizin arzına kalmış bir şey. Evet. Şimdi arz talep tabi ama bu işler güler yüz, hızlı termin, tabii, zamanında ve kaliteli malzemeyi müşterilerinize ulaştırınca o iş orası olmuş demektir diyelim biz. Tabii. Nereden geliyor ürünler size? İyi markalarla çalışıyorsunuz herhalde. Tabii. Poppy Point. Bu Poppy Point dediğim ürünler Afyon, Çağlayan plastikten tek kullanımlık ürünler ve %100 orijinal malzemeden çekilmiş. Ne geliyor mesela o dediğiniz malzeme? Plastik, çatal, kaşık, çöp torbaları, streç filmler, alüminyum folyolar, peçete grupları. Buradan geliyor. Tabii. Buradan geliyor. Point de hakeza zaten aynı firmanın ikinci markasıdır. Evet. Moli, Aktepe, Konya Aktepe plastik ambalaj sektöründe yıllardır onlar da devam etmekte. Onların ürünlerini kendi adında olan ürünleri de satmaktayız. Peki şimdi 4 yol plastik ambalajın hizmetlerinden faydalanmış tüm müşteri portföyünüze bir teşekkür, son sözlerinizi toparlayalım. Evet. İlk önce bizi bu duruma getiren Rabbime sonsuz şükürler olsun. Evet. Ve daha sonra çalıştığımız müşteriler bizi daha iyi güvenip daha tercih ediyorlar. Tercih etmiyorlar tabii. Desteklemeleri için çok teşekkür ederim. Evet. İyi ki varsınız diyorum. Evet. Ve de biz de sizlere daha iyi hizmet verebilmek için buradayız. Hı hı.
Peki, güzel. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere teşekkür ediyorum. Biz de sizinle tanışmamış tüm sektörleri, sektörünüzle ilgili özellikle bu pandemi sürecinde, zor süreçte farklı bir hizmet yapıyorsunuz. Tek kullanımlık malzemelere yönelildi artık. Evet. Bakanlığın önerisi de, tüm yetkililerimizin, sağlık çalışanlarımızın da önerisi zaten bu yönde. Aynen. Bilim kurulunun özellikle. Tabii. Size başarılar. İnşallah hedeflerinize de ulaşırsınız. Kendi markanızı daha iyi noktalara taşırsınız. İlerleyen zamanda farklı bir projenizde buluşmak dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Sinan Bey. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, yayınımızın başında aktardığım gibi Mevlana'nın şehri dedik, Konya'dayız. Nasrettin Hoca'nın memleketi Akşehir'deyiz dedik şu anda. Dört Yol Plastik Ambalaj'dayız. Bu markamız büyüyen bir markamız. Kurumsal kimlikte hareket ediyorlar. Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikası olan iyi markalarla çalışıyorlar. Size güzel ürünler yetiştiriyorlar. İlerleyen zamanda da kendi imalatla ile ilgili projeleri var. Siz de mutlaka sektörle ilgili bir hizmet arıyorsanız değerli izleyicilerimiz, yetkililerimiz diyelim, beyefendiye ulaşmanız yeterli diyoruz. Evet, Halil İbrahim Uyar'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarımıza aktarıyoruz. Hoşça kalın.